Değerli kardeşlerim merhabalar, hoş geldiniz. Dersimizin bugünkü bölümünde siz kardeşlerimize faktörü, fesat ve strateji tasarım kalıplarını beraber inceleyeceğiz. Detaylı olarak kullanım şekillerine, örneklerine, kod oluşturma biçimlerine beraber bakmaya çalışacağız. Evet, faktörü, fesat ve strateji tasarım kalıplarını beraber inceleyeceğiz. Öncelikli olarak faktörü metoda baktığımız zaman değerli kardeşlerim burada bir fabrika adından da anlaşılacağı üzere sizin oluşturduğunuz yapı içerisinde, kod içerisinde çeşitliliği sağlayabilmek için bir arayüz kullanıyorsunuz. Bir interface kullanıyorsunuz ve bu interface yardımıyla da oluşturacağınız ürünün çeşitliliğini oluşturmaya çalışıyorsunuz. Tabi burada faktörünün asıl amacı şu: çeşitlilikle beraber ihtiyaca uygun olan, amaca uygun olan, kullanmanız gereken, kullanmayı planladığınız ya da seçimini kullanıcıya sunduğunuz bir tasarım kalıbının daha doğrusu isteğe göre oluşturmak istediğiniz nesneyi ne yapıyorsunuz? Factory metot ile beraber bu seçeneği kullanıcıya sunmuş oluyorsunuz değerli kardeşlerim. Şimdi blueprint dediğimiz her bir tasarım kalıbının değerli arkadaşlar bir yol haritası vardır. Bir yüksek seviyeli görünüşü vardır. Factory metot da creational'dır. Oluşturucu bir tasarım kalıbıdır değerli kardeşlerim. Tabii ki burada bir interface tanımlanır ve bu tanımlanan interface'te sizin ürün interface'iniz olur. Çok genel bir yapıdır bu kısım. Ve bu kısımda değerli arkadaşlarım siz artık interface'i oluşturduktan sonra implements ile beraber istediğiniz değerli kardeşlerim somut ürünü ne yaparsınız? Oluşturabilirsiniz. Tabii ki burada da istediğiniz ürünü oluşturabilmek için neleri oluşturacaksınız? Bir de creator oluşturacaksınız. Bu creator yardımıyla da somut ürünü ne yapmış olacaksınız? İstediğiniz ürünü ihtiyaca göre, kullanıcının seçimine göre ihtiyaç duyulan nesneyi seçtirip oluşturacaksınız değerli arkadaşlar. Tabii ki birçok tasarım kalıbında olduğu gibi bizim bahsettiğimiz nesne tabanlı programlamanın 5 temel özelliği işte soyutlama, abstraction, kapsülleme, information hiding, bilgi gizleme, polimorfizm, çok biçimlilik gibi nesne tabanlı programlamanın tasarım detaylarında değerli kardeşlerim ne yapıyoruz? Bunlar da kullanmış oluyoruz. Inheritance kalıtımla beraber de bu beşini kullanmış oluyoruz değerli kardeşlerim. Şimdi mesela ekranda bir factory örneği görülüyor. Factory tasarım kalıbında dedik ki ortaya ürün çıkacak değil mi? Ortaya ürün çıkacak. Bu ürün kendi içerisinde ne olabilir? Çeşitlenebilir, şekillenebilir. Sizin artık ihtiyacınıza göre oluşturacağınız sistemdeki, fabrikadaki veyahut üreteceğiniz, ortaya çıkan ürüne göre değerli kardeşlerim ne yapacaksınız? Ürünleri oluşturacaksınız. Tabii burada factory'yi de interface olarak tanımlamamızdaki sebep ise değerli kardeşler, sizler burada ileride yeni faktörü de, yeni somut faktörü farklı fabrikalar da ekleyebilmenizi sağlayacaktır. Dedik ki tasarım kalıpları sizin projelerinizi highly cohesive, loosely coupled olarak gerçekleştirmenizi sağlar ve her bir klasın kendi içerisinde yoğunlaşmasını ve diğer klaslarla bağlantısını minimize etmeyi sağlar dedik. Ve yine böylelikle interface yardımıyla oluşturduğunuz somut seviyedeki bir yapıyı siz somut soyut seviyedeki bir yapıyı değerli kardeşlerim bir fabrikayı somut fabrikalarınızla beraber ne yapabilirsiniz? Gerçekleştirebilirsiniz. Ve daha sonrasında hangisi kullanılacaksa mesela product B, B nolu ürün eğer gerçekleştirilecekse o zaman Concrete Factory 1'in nesnesini oluşturuyorsunuz. Yani sürekli ikisini falan oluşturmaya gerek yok. Hangisine ihtiyaç varsa, hangisinin kullanımı gerekiyorsa ona göre de seçimini yaptırıp kullanıcıya böylelikle
hem çeşitliliği sağlayacaksınız, hem de sadece ihtiyaç olanı oluşturup böylelikle sistemin kaynaklarını da etkin bir biçimde kullanacaksınız. Artı tasarım kalıplarını kullandığımız zaman bizler dedik ki geliştirdiğiniz yazılım sürekli artan bir biçimde yeni özellikler eklenebilecek bir formatta oluşacaktır. Ve böylelikle nesne tabanlı programlamada interface'i, işte abstract class'ları, kalıtımı, polimorfizmi çok biçimleriyle kullandığınız müddetçe değerli kardeşlerim böylelikle istediğiniz biçimde çeşitliliği sağlayacak ve istenilen ürünü de oluşturma imkanı sağlayacaksınız. Örneğin bir firma düşünün. Bu firma müşterilerine kendilerinin tercihine dair diyelim ki farklı menüler olsun, farklı diyelim belli bir miktarda ürün satın aldıktan sonra kullanıcılarına ne yapsın? Bir hediye mahiyetinde, çocuklarına bir hediye mahiyetinde bir seçenek sunabilirsiniz. Ve böylelikle değerli arkadaşlarım, diyelim ki sordunuz çocuk hangisini istiyorsa, eğer ördek istiyorsa şu sarı ördekten onu oluşturabilirsiniz. Ya da kırmızı bir araba istiyorsa siz isteğe göre tercihi gerçekleştirip, müşterinin tercihini sağlayıp, lazım olan, istenilen, tercih edilen nesneyi oluşturup ne yapabilirsiniz? Yolunuza devam edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ya da yine factory metodu kullanarak hepiniz bilirsiniz. İşte bidon fabrikaları vardır değerli kardeşlerim. Bunlar farklı sezonlar. Farklı boyutta bidon üretimi yapmaktadırlar. İşte direkt fabrika olarak bunu düşünebilirsiniz ve bu fabrika kendi içerisinde çeşitlenebilir. Büyük boy, küçük boy, orta boy biçiminde. Hepsinde de bidon oluştur metodu vardır. Ama siz burada hem polimorfizmi kullanıyorsunuz, hem abstrakt bir yapı kullanıyorsunuz, bidon fabrikayı oluşturuyorsunuz. Böylelikle çeşitliliği de sağlamış oluyorsunuz. Daha sonrasında hangisi ihtiyacınız varsa, hangi nesneye ihtiyacınız varsa, her birinin nesnelerini ayrı ayrı oluşturmadan sadece ihtiyaç duyulan nesnenin instance'ını, örneğini oluşturarak da ne yapabiliyorsunuz? İşleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hem çeşitlilik sağlanıyor, hem istediğiniz gibi projeye yeni özellikler eklenebiliyor değerli kardeşlerim. Hem de sistemin kendi özelliğini, sistemin kendi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmanıza imkan sağlıyor tasarım kalıpları. Kod üzerinde örnek görelim. Diyelim ki şurada computer class'ımız var. Abstract bir computer class'ımız var. Siz burada kullanıcınızın isteğine göre RAM, hard disk ve CPU'nun özelliklerine göre bir bilgisayar oluşturmak istiyorsunuz. Tabii ki burada oluşturduğunuz abstract soyut class'ı siz ne yapmanız lazım? Somut hale getirmeniz lazım. Biz bunu iki biçimde değerlendirebiliriz. PC'de oluşturabiliriz ya da server'da oluşturabiliriz. PC'nin de RAM'i, hard diski, CPU'su vardır. Server'ın da RAM'i, hard diski ve CPU'su bulunmaktadır. Fakat siz burada değerli kardeşlerim, PC için oluşturacağınız RAM ile server için ihtiyaç duyulan RAM miktarı birbirinden farklı olabilir. Ve burada polimorfizmi kullanmışsınız. Aynı zamanda extend ile beraber kalıtımı kullanmışsınız. Daha sonra polimorfizm ile beraber üst sınıfta, abstract sınıfta tanımlanan metodu override ile beraber oluşturduğunuz yeni alt sınıfın özelliğine göre ne yaptınız değerli kardeşlerim? Override ettiniz, tekrar yazdınız. Ve böylelikle burada neyi oluşturduk? Bir çeşitlilik oluşturmuş olduk. Abstract bir computer klasının alt sınıflarını oluşturduk. Peki factory burada nerede? Şimdi ona bakalım. Siz factory ile beraber neyi sağlayacaksınız? Hangisine ihtiyacınız varsa, yani kullanıcı PC mi oluşturmak istiyor veya kullanıcı server mı oluşturmak istiyor değerli kardeşlerim? Burada bir if yapısıyla beraber siz kullanıcının isteğine göre ihtiyaç duyulan nesneyi ne yapabilirsiniz? Oluşturabilirsiniz.
bilirsiniz ve böylelikle eğer PC istenmişse PC ile alakalı nesne oluşturursunuz. Değilse de değerli kardeşlerim server'ın nesnesini oluşturup işleminize devam edebilirsiniz. Factory ne yapar? Çeşitlilik sağlar ve bu çeşitlilikle beraber artı kullanıcısına bir tercih imkanı, bir seçenek imkanı sunar ve böylelikle aynı anda hem server'ın hem PC'nin nesnesini oluşturmaya gerek kalmaz. Çünkü her bir zaman dilimi içerisinde tabii ki kod çalıştığı müddetçe siz bunu ona göre tasarladığınız zaman önce PC sonra server istendiği zaman buna göre de bir tasarım yapabilirsiniz. Ama aynı anda sadece bir tane nesne burada oluşturmuş olursunuz değerli kardeşler. Ya da işte resim şifreleme gibi bir interface'imiz olsun, image reader'ımız olsun ve bu interface yardımıyla değerli arkadaşlarım bizler resim okuma işlemi gerçekleştirelim. Mesela GIF reader implements image reader diyebiliriz ve burada değerli kardeşlerim isterseniz siz get decoded image'i yine ne yapıyoruz burada değerli arkadaşlar? Polimorfizmi kullanmışız veyahut JPEG reader implements image reader olabilir. Ya da siz hangi formatta değerli arkadaşlarım resim şifrelemek, encode ve decode işlemleri gerçekleştirmek istiyorsanız şifreleme, şifreyi çözme resmi bunu resim üzerinde gerçekleştirmek istiyorsanız burada biz sadece iki tane örneğini vermişiz. Burada interface yardımıyla istediğiniz resim formatını ne yapabilirsiniz? Bu ekranda görmüş olduğunuz klasların yanına ekleyebilirsiniz değerli kardeşlerim. Daha sonrasında decoded image için mesela şurada biz decoded image'i bir tip olarak tanımlamışız değil mi? Şimdi şu tanımlamanın da bir klası gerekiyor. Dolayısıyla burada decoded image'de de siz resmi, istenilen resmi belli bir kurala göre ne yapabilirsiniz? Şifreleyebilirsiniz. Şurada ise main kısımda ise değerli kardeşlerim gördüğünüz gibi diyelim ki girilen, istenilen, kullanıcının istemiş olduğu resim biçimi, formatı JPEG ise siz burada if yardımıyla beraber ihtiyaca uygun olan seçeneği kullanıcıya sunup daha sonrasında kullanılması istenilen nesneyi oluşturabilirsiniz değerli kardeşlerim. Factory kalıbının ön plana çıkan en temel özelliklerinden biri kullanıcıya istediği çeşitliliği sunabilip daha sonrasında değerli kardeşlerim hangisine ihtiyacı varsa onun kullanımını if yapısıyla veya switch case yapısıyla sizin kullanacağınız bir seçim, önereceğiniz bir seçim yöntemiyle kullanıcıya sunar ki aynı anda birden fazla nesne ne yapılmasın, oluşturulmasın, ihtiyaç duyulan nesne oluşturulsun değerli arkadaşlar. Evet, fesat tasarım kalıbı yapısal structural bir tasarım kalıbıdır değerli kardeşlerim. Fesat tasarım kalıbının asıl amacı karmaşık bir sistemi, kompleks bir sistemi detaylarını gizleyip kullanıcıya basit ve anlaşılır bir biçimde sunmasını sağlar. Biz abstraction'ı da anlatırken bundan bahsettik. Fakat tasarım kalıbı olarak FESAD'da sistem seviyesinde aslında bir abstraction'dır diyebiliriz. Ve yine burada sizin oluşturduğunuz yapıyla beraber sizin kullanıcının hayatını yazmış olduğunuz yazılımı kullanacak kişilerin oluşturulan sistemi rahat bir biçimde, anlaşılır bir biçimde, basit bir biçimde kullanabilmesini sağlamak için değerli kardeşlerim fesat tasarım kalıbını kullanabilirsiniz. Tabii ki burada şöyle bir durum da söz konusu. Kullanıcılar için sunabileceğiniz arayüzlerin basit ve anlaşılır olması gerçekten önemli. Customizable, ihtiyaca göre, isteğe göre, kullanıcının ihtiyacına göre de düzenlenebilir olması gerçekten çok önem arz etmekte değerli kardeşler. Fesadın gösterim biçimini şu an ekranda görüyorsunuz. Karmaşık olan bir sistemin basit bir arayüzle kullanıcıya sunulma imkanını sağlayan tasarım kalıbıdır. Buradaki amaç şu, siz
elinizden geldiğince yazılımcı olarak oluşturacağınız klası, metodu kullanıcıyı için daha anlaşılır bir biçimde sunabilmek için ne yapabilirsiniz? Fesadı kullanabilirsiniz. Yine kompleks bir sistemi aslında modüler bir yapı içinde de tasarım gerçekleştirilme imkanı sağlamaktadır fesat değerli arkadaşlar aynı zamanda. Örneğin müşteri hizmetlerine bağlanıyorsunuz herhangi bir konuyla alakalı diyelim banka ile alakalı veya satın aldığınız bir ürün ile alakalı internet üzerinden gerçekleştirdiğiniz bir alışveriş ile alakalı sizi alt departmanlara yönlendiren servis, yönlendiren sistem bir fesat olarak tanımlanabilir. Muhatap olduğunuz kişi sorunuza göre veyahut sistem sizi işte diyelim ki shipping ile alakalı, gönderme servisi ile alakalı ya da billing ile, faturalama ile alakalı ya da satın alma ile alakalı departmanlara ne yapabilir? Sizi yönlendirebilir ve böylelikle siz hangisine ihtiyacınız varsa o kısma ne yapabilirsiniz? Yönlenip o kısımla alakalı görüşmenizi gerçekleştirebilirsiniz. Müşteri servisleri fesat olarak ekranda görmüş olduğunuz şekli ne yapabiliriz? Değerlendirebiliriz değerli arkadaşlar. Evet. Oda, room fesadı, oda fesat sistemi olarak bunu değerlendirebiliriz. Diyelim ki odanızda değerli arkadaşlarım oda ısıtıcısı var. Başka buzdolabınız var, güvenlik sisteminiz var ve televizyon sisteminiz var. Ve siz bu sistemi değerli arkadaşlarım kapatıp açma, switch on, switch off işlemlerini ne yapabilirsiniz? Gerçekleştirebilirsiniz. Ve yine burada değerli kardeşlerim odanızın ısıtıcısını ne yapabilirsiniz? Başlatabilirsiniz. Ve yine aynı durumu buzdolabı için gerçekleştirebilirsiniz. Güvenlik sistemi için de gerçekleştirebilirsiniz. Ve burada room fesadı sizin için kompleks bir yapıyı, işte televizyon, güvenlik, diyelim ki ısıtıcı sistemlerini sizin için daha basit ve anlaşılır bir biçimde kullanma, kullanıcıya karmaşık bir sistemi daha basit bir arayüzle sunma imkanı sağlamaktadır fesat tasarım kalıbı. Kod seviyesinde bakacak olursak değerli kardeşlerim, diyelim ki sizin bir sunucuyu başlatmanız lazım ya da çalışan bir sunucuyu durdurmanız lazım ve bunu gerçekleştirmek için de değerli kardeşlerim bir dizi işlem gerçekleştirmeniz lazım. Dolayısıyla şurada siz kullanıcıyı tek bir metod ile beraber, start server metodu ile beraber aslında bunun içerisinde start booting, işte sistemi başlat. Daha sonrasında konfigürasyon dosyasını oku, başlat, içeriği initialize et, ilk değerleri başlat, listener'ları başlat, sistem nesnelerini oluştur biçiminde metotlar olabilir. Ve siz burada kullanıcının bu karmaşık sıralamadan uzak durup sadece start server komutuyla beraber değerli kardeşlerim server'ı başlatma imkanını ne yapıyorsunuz? Sunuyorsunuz. Tabii ki her bir aşamada şu her bir metot içinde ne yapıyorsunuz? Aynı zamanda sizler detaylı hangi işlemlerin gerçekleştirileceğini yazmış bulunuyorsunuz. Aynı biçimde eğer başlatılan bir server'ın durdurulması söz konusuysa değerli kardeşlerim burada uygun bir biçimde mevcut olan proseslerin, çalışan görevlerin düzgün bir biçimde sistem kaynaklarına zarar vermeden gerçekleştirilen işlemde dataya, veriye ve gerçekleştirilen işlemin sonucuna zarar vermeden ne yapılmasını istiyorsunuz? İptal edilmesini istiyorsunuz. Ve böylelikle işlemleri durduruyorsunuz. Mevcut olan diyelim ki nesneleri iptal ediyorsunuz, destroy ediyorsunuz. Listener'ları aynı biçimde destroy ettiniz. Kontekste içeriği iptal ettiniz ve sisteme ne yaptınız? Kapattınız. Böyle bir yapı da kod seviyesinde değerli kardeşlerim fesat olarak tanımlanabilir. Çünkü amacımız şu, karmaşık olan bir yapıyı, kompleks olan bir yapıyı siz oluşturmuş olduğunuz metot ile beraber metot seviyesinde birden fazla işlemi ne yaptınız? Bir metot içerisinde saklayıp kullanıcının kullanımına
sundunuz. Artık burada diyelim ki Fesat Server biçiminde bir burada nesne oluşturacaksak, Fesat Server nokta Start Server demeniz sizin için ne yapacaktır? Artık server'ı başlatacaktır ve bu Start Server içerisinde yazmış olduğunuz bir dizi karmaşık işlemi kullanıcıdan ne yapmış oldunuz? Burada soyutlamış oldunuz. Aynı şekilde server'ı başlattıktan sonra bir dizi işlem gerçekleştirdiniz ve sonrasında da server'ı tekrar ne yaptınız? Shutdown ettiniz, durdurdunuz değerli kardeşlerim. Ve böylelikle burada da bir fesat yapısını görmüş oluyoruz. Karmaşık bir sistemi basit bir arayüzle sunma. Artık buradaki server başlatma kompleks yapısının basit arayüzü bizim için nedir? Fesat server nokta start server'dır değerli arkadaşlar. Evet, yine fesat tasarım kalıbına başka bir örnek. JDBC driver, işte Java'yı kullanırken farklı database'lere bağlanacaksak, farklı veri tabanlarını kullanacaksak, burada driver bizim için nedir? Veri tabanına bağlanma karmaşıklığını, kompleksitesini ortadan kaldırmakta. Dolayısıyla siz JDBC kullanarak istediğiniz veri tabanına bağlanıp istediğiniz CRUD işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Aslında bizim kullandığımız yapı, kullandığımız diyelim ki driver'ın kendisi de aslında bir fesat yapısıdır aynı zamanda değerli arkadaşlar. Ya da şekil oluşturma örneğimiz var burada. Diyelim ki siz ne yapacaksınız? Şekil oluşturacaksınız. Bir interface'iniz var. Shape ile beraber bunu tanımladınız. Implements ile beraber istediğiniz şekli ekleyebilirsiniz. Ekranda sadece 3 tane görünüyor. Bu yapıya istediğiniz kadar N tane şekil ekleyebilirsiniz. Ve yine burada da diyelim ki sizin bir main'iniz var. Bu main içerisinde de kullanıcı şekil oluşturucu klasından neyi istiyor? İstenilen şeklin çizdirilmesini istiyor. Ve şuradaki bir şeklin çizilmesiyle alakalı bütün karmaşıklığı ne yapıyor? Sadece oluşturacağınız class yardımıyla, tanımlayacağınız metotlar yardımıyla değerli kardeşlerim ne yapıyor? Draw circle dediğin zaman artık senin için bir daire çizmiş oluyor. Böylelikle buradaki karmaşıklığı da ne yapmış oluyorsunuz? Gidermiş oluyorsunuz. Interface oluşturuyorsunuz ve buradaki oluşturduğunuz interface yardımıyla interface sizin için istediğiniz sayıda çeşitli nesne eklemenize imkan sağlıyor değerli kardeşler. Böylelikle diyelim ki dikdörtgeni oluşturacaksınız şekil interface'ini kullanarak ve burada draw işlemiyle dikdörtgen çizdir komutunu da main'den, tabii Shape Maker klasımız da var. Burada hangi nesnenin oluşturulacağını daha önceden değerli arkadaşlarım seçmişsiniz, istemişsiniz. Ve yine burada diyelim ki bir adet circle, bir adet rectangle, dikdörtgen, bir adet de kare ne yapılacak? Çizilecek. Ve siz burada sadece shapemaker.drawCircle dediğiniz zaman artık sizin için geri planda yazmış olduğunuz kodlar yardımıyla değerli arkadaşlarım ne yapılacaktır? İstenilen şekil çizilecektir. Ve böylelikle kullanıcı da şekil oluşturma detaylarından nasıl oluşturulduğundan ne yapacaktır? Soyutlanacaktır. Kompleks bir yapı basit bir arayüz ile kullanıcısına, muhatabına sunulmuş olacaktır. Fesat tasarım kalıbı yardımıyla değerli arkadaşlar. Evet. Strateji tasarım kalıbı davranışsal bir tasarım kalıbıdır değerli arkadaşlarım. Burada çok önemli bir tasarım kalıbı. Bize şunu sağlıyor. Bize birbirinin yerine dönüşümlü olarak kullanabileceğiniz yöntem, metot, alternatifleri yazma imkanını sağlıyor. Ve yine burada her biri de aslında bu çeşitlilikle beraber gerçekleştirilecek olan işlemin farklı yöntemlerle nasıl oluşturulabileceğini, zenginleştirebileceğini imkan sağlayan bir tasarım kalıbıdır. Strateji tasarım kalıbı. Tabii ki
Strateji tasarım kalıbının blueprintine, yol haritasına bakacak olursak, bakınız şurada görmüş olduğunuz yapıya biz blueprint diyoruz, yol haritası diyoruz. Ve bu yol haritası veyahut gerçekleştirilecek tasarım kalıbının nasıl olacağına dair bir gösterim biçimi olarak bunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla burada belli bir bağlamda, belli bir kontekste siz yine burada interface yardımıyla çeşitliliği sağlamak için soyut bir yapı oluşturuyorsunuz ve daha sonra somut stratejiler yardımıyla değerli arkadaşlar çeşitliliği de sağlamış oluyoruz ve burada aynı amacı gerçekleştirmek için birbirinin yerine kullanılabilecek bir sistem tasarlıyorsunuz. Şurada dikkatinizi çektiyse kompozisyon örneği var. Aslında bu kontekst şunu gerçekleştiriyor. Sizin geliştireceğiniz, oluşturduğunuz stratejiler farklı, birbirinin yerine dönüşümlü kullanılabilecek stratejilerden uygun olanı seçip sistem içerisinde bağlam dahilinde çözmenize imkan sağlayan bir tasarım kalıbı olarak karşımıza çıkıyor değerli kardeşler. Davranışsal bir tasarım kalıbı. Şimdi örnek olarak bakacak olursak kontekstimiz, içeriğimiz ne olsun? Havalimanına yolculuk olsun. Diyelim ki siz bulunduğunuz noktadan havalimanına ne yapacaksınız? Yolculuk yapacaksınız. Uçuşunuz var. Ve siz burada değerli kardeşlerim strateji interface'ini oluşturabilirsiniz. Ve bu oluşturduğunuz interface ile beraber daha sonrasında çeşitliliği sağlayabilirsiniz. Otobüsle de gidebilirsiniz. Kişisel aracınızla da gidebilirsiniz. Taksiyle de gidebilirsiniz. Ya da tramvayla gidebilirsiniz. Farklı bir yöntem eklenebilir değerli kardeşlerim. Böylelikle siz belli bir konteksteki, belli bir amaç için kullanılan yöntemleri ne yapabilirsiniz? Burada strateji yardımıyla çeşitlilik oluşturabilirsiniz. Ve bu yöntemlerdeki, stratejideki en önemli husus birbirinin yerine dönüşümlü olarak kullanılabilmesi. Amaç ne? Seni havalimanına götürmek, havalimanına gidebilmen. Ve burada her biri de ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Aynı amacı, aynı işlemi gerçekleştiriyor. Farklı biçimlerle beraber, farklı konfor seviyeleriyle beraber bunu gerçekleştiriyor. Ama biri diğerinin yerine dönüşümlü olarak kullanılabiliyor. Farklı bir strateji oluşturma imkanı sizin için sağlıyor. Evet, diyelim ki elinizde bir data var, bir veri var. Ve bu veri içerisindeki bir veri yapısı dizi olabilir, başka bir veri yapısı olabilir. İçerisindeki elemanların sıralanması gerekiyor. Ve bu sıralama işlemi için değerli kardeşlerim siz bir sorting kontekstimiz bağlanmış sıralama ve bu sıralamadaki strateji de diyelim ki sort strateji, sıralama stratejisi olarak belirleyebilirsiniz. Algoritm biçiminde bir interface içerisinde yine soyut bir metot belirleyebilirsiniz. Daha sonrasında alt sınıflar yardımıyla implements ile beraber değerli kardeşlerim şurada spesifik olarak selection, insertion, radix, Boytonic ve diğer ne kadar sıralama algoritması varsa siz buraya istediğiniz bir biçimde ekleyebilirsiniz. Veyahut yeni bir algoritma, yeni bir yöntem çıkar, onu ekleyebilirsiniz. Ve bu yapı sizin oluşturduğunuz projede, oluşturduğunuz sistem içerisinde, kod içerisinde herhangi bir bundan önceki oluşturduğunuz yapıyı bozmadan çeşitliliği sağlayıp yolunuza devam etme, yeni özellikler ekleme imkanı sunmaktadır değerli arkadaşlar. Sorting kontekstimiz var. Kontekstimiz sıralama. Ve yine burada diyelim ki set sorting metot diye bir metodunuz var. Siz burada strateji yardımıyla bunu ne yapabilirsiniz? Tanımlayabilirsiniz. Strateji al, kullanacağın strateji neyse. Daha sonra rakamları sırala. Seçilen stratejiye göre de ne yap? Sıralama işlemini gerçekleştir. Interface oluşturduk. Gerçekleştirilen işlem sıralama. Diyelim ki bir dizi üzerinde bu işlem gerçekleştiriliyor. Ve yine değerli kardeşlerim sizler implements yardımıyla
Burada diyelim ki selection sort'un kodu burada. Siz burada selection sort ile beraber dizinizi ne yapabilirsiniz değerli kardeşlerim? Strateji olarak seçtirip sıralama işlemini gerçekleştirebilirsiniz veya insertion sort ile beraber sıralama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki yapışı, buradaki amaç şu, çeşitliliği sağlayabilmek. Çeşitlilik ile beraber de aslında ileriye dönük olarak yeni özellikler eklenmeye açık bir yapı tasarlayabilmek değerli kardeşlerim. Bu özellikle tasarım kalıplarının ortak özelliği olarak karşımıza çıkabiliyor. Ve yine siz main yardımıyla artık kontekstiniz belli, sorting context. Daha sonra set sorting method ile beraber neyi gerçekleştirebiliyorsunuz? Hangi sıralama algoritmasını kullanacaksanız onun nesnesini ne yapıyorsunuz? Gönderiyorsunuz, oluşturuyorsunuz. Context nokta sort numbers dediğiniz zaman da değerli kardeşlerim artık şuradaki strateji sizin göndermiş olduğunuz, seçmiş olduğunuz stratejiye göre de ne yapılmakta? Sayılarınız sıralanmakta değerli kardeşlerim. Ya da şurada ikinci kısımda da isterseniz selection sort ile beraber de aynı işlemi gerçekleştirip daha sonra bir karşılaştırma imkanını da size sunmakta. Ya da bir web sayfanız var, e-ticaret yapan bir sisteminiz var. Bu sistem yardımıyla değerli kardeşlerim sizler farklı ödeme stratejileri oluşturabilirsiniz. İşte PayPal, kredi kartı, banka kartı biçiminde ödeme stratejisi oluşturabilirsiniz değerli kardeşlerim. İşte PayPal ile ne gerekiyorsa, kredi kartı ile beraber eğer ödemesi gereken işlemler neyse bunu ne yapıyorsunuz? Strateji olarak belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bugün sizlere değerli kardeşlerim oluşturucu tasarım kalıplarından Factory metodundan bahsettim. Dedik ki Factory metodu ne yapar? Yine kendi içerisinde çeşitliliği ortaya çıkabilecek ürünün içerisinde olan çeşitliliği sunar ve bu çeşitlilikle beraber size ihtiyacınız olan nesneyi, kullanıcının tercih ettiği nesneyi oluşturup daha sonrasında ilgili alt sınıfın örneğini oluşturup kullanıcıya sunar. Fesatta ise dedik ki karmaşık bir sistem var ve kompleks ve karmaşık olan bir sistemi basit bir arayüzde kullanıcıya sunma imkanı sağlar. İşte şu server veya PC oluşturma örneğinde kullandık Factory metotta. Fesatta ise neyi kullandık? Server'ın başlatılması, durdurulmasını kullandık. Kompleks bir yapıyı daha basit bir metot yardımıyla kullanıcıya sunma imkanı sağlamış olduk. Son olarak davranışsal tasarım kalıplarından değerli kardeşlerim stratejiyi gördük ve strateji yardımıyla da aslında şunu gerçekleştirmiş olduk. Bizler oluşturacağımız işlemlerle alakalı, gerçekleştireceğimiz işlem ile alakalı farklı stratejiler, farklı yollar, birbirinin yerine dönüşümlü olarak kullanılabilecek farklı yollar tanımlama imkanı bizim için sağlayan tasarım kalıbı da strateji olarak karşımıza çıkıyor. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.